Apar ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Piyasa saatine hoş geldiniz. Haftanın son işlem günündeyiz. Yarım saatlik dilimde iç ve dış piyasalarda hafta genelinde nasıl fiyatlamalar ön plana çıktı? Bunları konuşacağız. Detaylar önemli olacak. İlerleyen dakikalarda da konunun uzmanından beklentileri alacağız. Haftanın son işlem gündeyiz demiştik. Şimdi piyasalar yeni güne nasıl başladı? Hemen şöyle bir rakamlara göz atalım. Bugün dünyanın birçok ülkesinde piyasalar tatil nedeniyle kapalı. ABD tarafında yine spot piyasalar kapalı olacak, endeksler kapalı olacak ama vadeli rakamlara şöyle bir göz atalım. S&P 500'de 4020 seviyesinde %0.25'lik bir prim hareketi görüyoruz. Nasdaq'ta 13.364 seviyesinde %0.37'lik bir prim var. Dow Jones'ta 33.061 seviyesinde %0.07'lik yatay yukarı yönlü bir hareketi takip ediyoruz. ABD piyasalarında dün yükselişle kapandı. Özellikle de S&P 500 endeksi 4019 seviyesiyle tarihinde ilk kez 4000 seviyesinin üzerine çıkarak rekor seviyesini tazelemiş oldu. Ve Biden'ın altyapı planı yatırımlarıyla ilgili gerçekleştirmiş olduğu plan da açıklamış olduğu plan da oldukça önemliydi. Zira altyapı yatırımlarını ilgilendiren sektör hisselerinde, şirketlerindeki hisselerde piyasaları canlandırdı, hareketlendirdi diyebiliriz. Ve bu sayede endeksler ABD tarafında günü pozitif tamamlamış oldu. Bir diğer taraftan da ISM imalat rakamlarını, PMI rakamlarını takip ettik. Oldukça önemliydi zira detaya baktığımızda %3.9'luk bir artışla 64.7 seviyesine yükseldi ve 1983 yılından bu yana kaydedilen en yüksek artış oldu. Önemli bir veriydi ABD'nin ekonomik göstergesi için. Bir diğer taraftan da haftalık işsizlik maaşı başvuruları vardı. İstihdam tarafındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve bir haftalık sürede 719 bin seviyesine yükseldi. Bir miktar beklentilerin aksine artış gösterdi. Bugün de tarım dışı istihdam rakamlarını takip edeceğiz. Beklentiler de oldukça önemli. Hem ortalama saatlik kazançlarda hem tarım dışı istihdamda hem de işsizlik oranında. Peki ne bekleniyor? Hemen kısaca bir bahsedelim. Ortalama saatlik kazançlarda %0.2 seviyesinden %0.1 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Tarım dışı istihdamda geçtiğimiz ay 379 bin seviyesinde bir artış gerçekleşmişti. 647 bin seviyesine yükselmesi bekleniyor. Oldukça iyi bir, olumlu bir beklenti var. Beklentileri karşılayacak mı? Ya da beklentilerin ne kadar üzerinde ya da altında olacak? Bu oldukça önemli bir detay zira Amerika'da hem ekonomi yönetimi tarafında hem de FED tarafında istihdam piyasasına yönelik adımların atıldığını da biliyoruz. Ve bir diğer taraftan da işsizlik oranında %6.2 seviyesinden %6 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Tarım dışı istihdam tarafının istihdam raporunda oldukça olumlu beklentiler var. Bunları yine detaylandıracağız beklentiler dahilinde. Zira dolar endeksindeki hareketin euro dolar üzerine de bir etkisi var. İlerleyen dakikalarda konuşacağız. Şimdi tekrar hemen bir borsalara dönelim. Avrupa tarafında piyasalar bugün kapalı. Dünkü kapanışların pozitif tarafta gerçekleştiğini görüyoruz Avrupa tarafında. Ve geçelim Asya tarafına. Çin'de 3466 seviyesini görüyoruz. %0.71'lik bir primle birlikte. Güney Kore'de 3112 seviyesinde %0.82'lik bir artış. Japonya'da 29388'lik bir harekette %0.72'lik bir artış hareketini görüyoruz. Hong Kong'da piyasalar bugün tatil ve geçelim BIST endeksine. 1436 seviyelerinde, 1437 sınırında şu an için %0.73'lük bir prime işaret ediyor. Güne %0.59'luk bir primle başlamıştı. Yine ilerleyen dakikalarda bu detayları, BIST endeksindeki detayları konuşuyor olacağız diyelim. Ve S&P 500 endeksi tarihinde ilk kez 4000 puanı seviyesini aştı demiştik. Hemen şöyle bir bakalım S&P 500'de nasıl bir hareket var ve genel itibariyle endeks tarafında nasıl bir beklenti var? Çünkü bir süredir ABD ekonomisine ilişkin birçok senaryo ön planda ve bu senaryolar içinde farklı görüşler var. Dolayısıyla gerçekleşenin ne olacağı önemli olacak. Peki rakamlara nasıl bir yansıma var? Hemen bakalım S&P 500 endeksine baktığımızda 2019 yılından bu yana performansını görüyorsunuz ekranlarda. Hemen şöyle bir özetleyelim.
nasıl, hangi günlerde, hangi durumlarda nasıl bir tepki verdi? Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl 2020 yılında koronavirüsün dünyaya yayılmasıyla birlikte piyasalarda da sert hareketler vardı. Öncesinde 3389-3300 seviyelerin üzerinde bir performans vardı S&P 500 endeksinde ve yaşanan sert dalgalanma ile birlikte Mart ayında 2200 seviyelerin 2230 seviyelerine kadar gerileyen bir S&P 500 endeksini takip ettik. Tabii bu sert düşüşün ardından bir süre koronavirüsle mücadele noktasında, zira tüm dünyanın ilk kez karşılaştığı ve tedavisinin nasıl olacağı noktasında kesin çözümlerin olmadığı bir durumdu. Çalışmaların başladığı da bir durumdu ve küreselde baktığımızda kısıtlamaların da en sert şekilde uygulandığı bir dönemdi. Ve o dönemde aslında bu düşüş hareketlerinin çok uzun süreli olmadığını görüyoruz grafik itibariyle ve başlayan yükseliş trendi bugün hala devam ediyor. Ta ki Eylül ayına gelindiğinde kısıtlamaların normalleşme sürecinin sonunda vaka sayılarının artmasıyla birlikte tekrar kısıtlamaların gündemde olması oldukça önemli. Tabii bu süre içerisinde aşılama sürecine ilişkin testler de devam ediyordu ama net sonuçlar gündemde değildi. Ve grafiğe de baktığımızda 3500 seviyelerine kadar gelen endeksin yine bu seviyelerde, bu çevrede fiyat hareketini gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ve şurada da Eylül ayında gerçekleştirmiş olduğu iki tane dip noktasının ardından bu seviyenin üzerinde kalarak tekrar yükseliş hareketini devam ettirdiğini de görüyoruz. 3200 seviyelerinin bir destek noktası, önemli bir destek noktası olduğunu görüyoruz. Ve o gün itibariyle bu destek noktasının kırılamayarak buradaki ikili tepenin üzerine çıkan S&P 500 endeksinin alımlarını artırmasıyla birlikte son dönemde aşılama süreci, mali teşvik paketinin devreye girmesi, Amerika Merkez Bankası'nın parasal desteklerine devam ediyor olması ve bir diğer taraftan da istihdam odaklı çalışmalar yine özellikle likiditenin artıyor olması, risk iştahının artıyor olması S&P 500 endeksini yukarıya taşıyan bir etken oldu. Ki Biden açıklamalarının önemli bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Mayıs sonunda tüm ABD'nin aşılama sürecinin tamamlanacağı ve normalleşme sürecine geçileceği beklentisi de yine S&P 500'ü rekora taşıyan önemli başlıklar arasında oldu. Görüşler oldukça önemli. Özellikle de geçtiğimiz yıldan bu yana 23 Mart tarihine kadar %75'e yaklaşan bir prim söz konusu oldu S&P 500 endeksinde. Yine görüşler önemli. Özellikle de baktığımızda hisse başına ortalama kazancın geçtiğimiz yıl 122.37 dolardan 172.44 dolar seviyesinde yükseleceği tahmin ediliyor S&P 500 tarafında. Ve bir diğer taraftan bir başka görüşte ise şirketlerin, özellikle de bilgi teknolojileri şirketlerinin tahmini gelir artışının 2020 ve 2022 yılları arasında, tarihleri arasında %45 oranında artacağı beklentisi söz konusu. Tabii bir diğer taraftan Biden'ın mali teşvik paketlerini, özellikle de altyapı yatırımlarını konuşuyoruz ama yine dün de bahsetmiştik, özellikle de bu altyapı yatırımlarının yanı sıra vergi artışları da oldukça önemli. Zira şirketlerin karşılayacağı vergi yükünün artıyor olması hisseler içinde net karlılıklar, finansallar açısında oldukça önemli bir tabloyu oluşturuyor. Yine bu konuyu konuşuyor olacağız. Şimdi bir görüşü ekranlarınıza getirelim değerli izleyenler. Stratejist Mustafa Aşkın S&P 500 endeksinde gerçekleşen bu fiyatlamayı değerlendirdi ve görüşlerini paylaştı. İzliyoruz. Borsalar oldukça hızlı çıktı, özellikle Amerikan borsaları. Baktığınızda büyüme ile ilgili desteği bulduğunu görüyoruz. Amerikan ekonomisi büyüme ve istihdam anlamında ciddi derecede potansiyel taşıyor ve bunu da hayata geçiriyor. Amerikan verisinin iyi gelme beklentisini peşin peşin aldı Standard & Poor's. Çünkü ön anketlere bakıldığında oldukça iyi bir veri gelecekmiş gibi görünüyor. Faiz oranlarına, 10 yıllık faiz oranlarına baktığınızda dün yılının yaptığı açıklamalar bir parça oraya su serpmiş gibi görünüyor ama baktığınızda bir doygun fiyat kazanç, piyasa değeri, defter değeri anlamında bir doygunluk noktasına da ulaştığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama ekonomik olumlu yanını almaya çalışıyor ekonominin, siyasetin olumlu yanını almaya çalışıyor özellikle S&P. Ne kadar daha sürdürülebilir derseniz oldukça tartışmalı. Olumsuz bir gelişme olduğunda aşağı gelme potansiyeli daha yüksek. Bir de şu unutulmaması lazım borsalarda. Hep olumlu konuşulmaya başladığı zaman belki o zamanlar
portföyde hisse senetlerinden veya ilgili piyasadan vedalaşma zamanının geldiği noktalardır. Fazlasıyla olumluluk pompalanmaya başladığında düzeltmenin de ilk işareti olarak algılanabilir. Amerikan faizlerinde yükseliş veya dalgalanmanın bir müddet daha devam edeceğini bekliyorum. Özellikle yılının vurguladığı riskler var. Bu riskler ne yazık ki henüz bitmedi. Piyasa şu kısa vadede büyüme ve istihdam odaklı olarak fiyatlamayı pozitif olarak yapmaya devam ediyor. Şu anda enflasyon ve faiz oranı için Amerika'da negatif düşünenlerin oranı, yani olumsuz olacağını düşünenlerin oranı oldukça düşükmüş gibi görünüyor veya o piyasaya iştirak edenlerin. Dolayısıyla da hem VIX hem S&P hem Dow olumlu bir trendde devam ediyormuş gibi görünüyor. Ama dediğim gibi 2008, 2013, 2000 yılların başı, 87 gibi dönemlere baktığınızda da benzer trendlerin olduğunu görüyorsunuz. Ardından da ne yazık ki düzeltmelerin oldukça sert olduğu dönemler yaşanmış. Evet, değerlendirmeleri getirdik ekranlarınızda. Tabii piyasalardaki bu gelişmelerin bir de dolar endeksine yansıması, bunun da etkisiyle birlikte euro dolar paritesindeki hareketleri takip ediyoruz. Hemen şöyle bir euro dolar paritesine göz atalım. Yine hafta içerisinde paylaşmıştık, 1.16 desteğine doğru ilerleyen bir parite görmüştük. 1.17 seviyelerinden destek alan ve bu çevrede hareket eden bir parite söz konusu. Ve hemen paritenin detaylarına da baktığımızda özellikle de geçtiğimiz yılın Eylül ayında az önce de bahsettiğimiz S&P 500 endeksinde olduğu gibi piyasalarda bir miktar aşılama sürecine ilişkin haber başlıklarının yarattığı bir etki söz konusuydu. Ve bu etkinin dolar endeksine ve dolayısıyla da euro dolar paritesine etkisini takip etmiştik. 1.16 çevresinde hareket etmesinin ardından bu desteği kıramayarak tekrar bir yükseliş hareketiyle 1.2351 seviyelerine kadar yükselen bir pariteyi takip ettik ki dolar endeksinde tekrar gelişen ve gelişmiş ülke para birimleri karşısında doların değer kazancıyla birlikte tekrar aşağı yönlü bir ivmeyi takip ettik. Ta ki 1.17 seviyelerine gelinene kadar. Tabii bu seviyeleri kıracak mı takip edeceğiz. Yine ilerleyen dakikalarda bu noktaya ilişkin görüşleri de alacağız. UBS'in bir tahmini var. Euro'daki düşüş bitmedi. Ancak 3. çeyrekte toparlanma muhtemel diyor. Dolar indeksinde de dolarda da önümüzdeki dönemde bir miktar zayıflama beklentisinde paylaşmış durumda. Tabii Amerika Merkez Bankası'nın uygulamaları, politikaları da oldukça önemli ve UBS raporunda Fed'in faiz projeksiyonları konusunda abartılı oranda şüpheci olduğunu ve bu noktada da tahminlerin ayarlanması gerekeceği yorumunda bulundu UBS Fed için. Ve UBS tarafında Fed için ki daha önce paylaşmıştık bir süredir de yine bu noktayı işaret ediyoruz. Fed 2023 yılına kadar bir faiz artışı yapacağını söylemiyor. Bu aynı politikayla faiz konusunda aynı politikayla devam edeceği açıklaması önemliydi ama UBS tarafında farklı bir beklenti var ve Fed'den 2022 sonuna kadar bir faiz artışı, 2023 yılına kadarsa iki faiz artışı beklentisini paylaştı. Bu oldukça önemliydi çünkü tahvil faizi tarafındaki hareket, enflasyon beklentileri, devreye alınacak olan mali teşviklerin ve parasal desteklerin istihdam ve enflasyon tarafına nasıl bir etki yaratacağı oldukça önemli olacak. UniCredit'te yine doların hareketi, dolar endeksindeki bu harekete bağlı bir yorumda bulundu ve ABD doları için güçlenmesini devam ettirmekte zorlanacak diyor UniCredit açıklamalarında oldukça önemli noktalardı. Tabii gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Bugün de tarım dışı istihdam rakamları önemli olacak. Oldukça olumlu beklentiler söz konusu ve bu beklentiler dahilinde nasıl bir piyasa fiyatlaması ortaya çıkacak, nasıl bir algı ortaya çıkacak bunları takip edeceğiz. Şimdi iç piyasalara bakalım. BIST 100 endeksinde pozitif bir açılış olduğundan bahsetmiştik. Hemen şöyle bir yıllık grafiği karşımıza alalım. BIST 100 endeksinde 1436 seviyesinde %0.70'lik bir prim hareketini takip ediyoruz. Zira geçtiğimiz haftalarda yaşanan o sert dalgalanmanın etkisini azaltan ve kayıpların bir bölümünü geri alan bir endeks görüyoruz. Önümüzdeki dönem beklentileri de bu anlamda oldukça önemli olacak.
Korelasyonlara geçmeden önce hemen bir de BIST yüzde günün düşen ve yükselen hisselerine bir göz atalım. Nasıl bir tablo var? Jansa'da %10'luk bir prim görüyoruz. Tavan fiyatta Konveçi Mento'da %8,3'lük bir prim takip ediyoruz. Migros'ta %6,24 ve Turks'ta %3,38'lik bir prim. Koza Madencilik'te %3,34'lük bir prim hareketini takip ediyoruz. Ve günün düşen hisselerine bakalım. Odaş Elektrik'te %1,68'lik bir kayıp var. İş Bankası'nda %1,5'luk bir kayıp. Çemaş Döküm'de %1,48'lik bir düşüş. Esen'de %1,42 ve Bera Holding'de %0,93'lük bir hareketi takip ediyoruz. Bankacılık endeksi ve sanayi endeksindeki hareketlilik oldukça önemli. Sanayi endeksi ve BIST 100 endeksi paralel bir hareket gerçekleştiriyor ama bankacılık endeksinde bir ayrışma olduğundan bir süredir bahsediyoruz. Ve korelasyona baktığımızda özellikle de son 10 günlük işlem gününde bankacılık endeksinde diğer endekslerle arasındaki makas her ne kadar açılsa da ivme olarak yukarı yönlü bir hareketi takip ediyoruz. Ve rakamlara da şöyle bir baktığımızda bu hafta başından bugün de işlemler devam ediyor. Tabii gün içerisinde değişiklik gösterebilir. %4'e yakın bir prim söz konusu BIST 100 endeksinde. Bankacılık endeksinde de yine aynı şekilde %3'ün üzerinde bir değer kazancı. Dünkü işlem gününde de yine %3'lük primleri takip etmiştik. Sanayi endekste de bu hafta %6'lık bir primi takip ettik ve son 10 günde bankacılık endeksinin BIST 100 ve sanayi endekse paralel bir hareketini takip ediyoruz. Zira grafiğe de baktığımızda aslında bu sert düşüşlerde bankacılık endeksi 1090 seviyesine kadar gerileme kaydetmişti. BIST 100 endeksi 1256 seviyesine kadar bir geri çekilme göstermişti. Sanayi endeksi de 2244 seviyesine kadar bir geri çekilmeyi takip etmişti ama ekranda gördüğünüz gibi son 10 günlük süre içerisinde 3 endeksinde birbirine paralel bir hareketi söz konusu. Tabii bu bankacılık endeksinin BIST 100 ve sanayi endeksi arasındaki makas ne zaman daralacak? Bu önemli bir nokta. Bankacılık sektörünü neler bekliyor? Hala ucuz mu? Bir alım fırsatı mı veriyor? Bunu da konuğumuza soruyor olacağız. Önemli detaylardı ve şimdi yorumlar alarak devam edelim. Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün bizlerle olacak ve merak ettiğimiz soruları kendisine yönelteceğiz. Barış Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk, yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, son olarak 3 önemli endeksin korelasyonunu ekranlara taşımaya çalıştık. BIST 100, sanayi endeksi, bankacılık. Özellikle de bankacılık endeksindeki bu negatif ayrışmanın ne zaman makasın daralacağı noktasında merak söz konusu. Siz bu anlamda ne söylersiniz? Bankacılık endeksinde son 2 gündür oldukça iyi bir performansla söz konusu. Nasıl yorumlarsınız? Evet, yani bankacılık endeksiyle ilgili hareketleri açıklayabilmek için 2 hafta öncesine dönüp yaşananlara biraz bakmak lazım herhalde. 22 Mart haftası itibariyle tabii Merkez Bankası'nın başkan değişikliği hemen akabinde yoğun bir belirsizlik hali ya da fiyatlaması oluşmuştu. Yani burada yeni başkanın atacağı adımla ilgili, atacaklarıyla, yapacaklarıyla ilgili bir belirsizlik hali ciddi anlamda Türk lirası volatilitesinde bir artışa neden oldu. Ve yurt dışının da uzunca bir süredir işte bize dayalı olarak hani yaptığı yorumlardaki görünümde bir kredibilite artışından bahsediyorduk nispeten de olsa. Tam anlamıyla hisselere yansımıyordu aslında bu ama para politikasının gidişatı konusunda bir iyimserlik söz konusuydu tabii. Şimdi tabii bu gelişmenin akabinde özellikle banka hisselerinde daha da sert satışların yaşandığını gördük. Bir politika değişikliği olacak mı mesajıyla oluşan bir durumu inceledik. Yani burada 22 Mart haftasından itibaren aslında düne kadar geçen bir süreci burada kapsamamız lazım. Ve bu bağlamda zaten biraz daha zayıf devam eden yabancı ilgisinin etkisinin de birlikte birleşmesiyle bankacılık endeksindeki düşüşlerde oradan bir türlü yukarı doğru yukarı kafayı kaldıramayan, yani toparlayamayan bir eğilim oluştu. Şimdi tabii bunu şundan dolayı bahsettim, yani konuya bundan dolayı giriş yaptım. Yani bununla ilgili belirsizlikleri azaltma noktasında ne kadar ufak bir hareket de yapabilirsek o zaman bunun etkisini görebiliyoruz. Tabii burada dış konjonktürün, yani gidişatın da tabii etkili olduğunu söylemek lazım ama şimdi baktığımızda yeni başkan Sayın Kavcıoğlu'nun göreve geldiği ilk günde dahil olmak üzere arka arka yaptığı birçok açıklama oldu. Ve dün de yatırımcılarla buluşmasında da aslında yine aynı mesajları burada tekrar etti. Yani şu anda enflasyon beklentilerine bakıldığında
enflasyondaki gidişata bakıldığında şu anda sıkı para politikasının sürdürülmesi konusunda gereklilik bunu arz ettiğini söyledi. Ve bu söylemle de devam ediyor aynı zamanda. Öncesinde de böyleydi. Bunun dışında reel faiz konusundaki açıklamaları, demin bahsettiğim para politikası duruşuyla ilgili gelişmeler hepsi birlikte baktığımızda bunun yavaş yavaş o ilk başlardaki olumsuz etkisinin ortadan biraz kalktığını görüyoruz. Bunun bence etkili olduğunu düşünüyorum bir miktar. Tabii çok düşük yerlere gelmiş olmasının etkisi var. Piyasa deri defter olarak bakıldığında yani şimdiye kadar görülmemiş seviyelere kadar gelindi banka hisselerinde. Fiyat kazanç oranlarına da baktığımızda çarpanlar özellikle çok düşük değerlemelere sahip şu anda. Tabii ki bir miktar da olsa suların durulmaya başladığını gördüğümüz dün itibariyle Türk lirasında biraz daha değer kazanan olduğu, faizlerin biraz daha gevşemeye eğilim gösterdiği bu gidişatla birlikte tepkinin de geldiğini görüyoruz açıkçası. Yani aslında bunun için devamında da baktığımızda burada en yakın vadede bakacağımız işte 15 Nisan ve sonrası için verilecek mesajlar da dahil olmak üzere herhalde para politikasındaki duruş ve bu konudaki ileriye dönük niyet beyanları bence oldukça önemli olacak. Özellikle banka hisseleri açısından bunu değerlendirmek gerekirse. Tabii içinde bulunduğumuz durum hala aslında bir virüs mücadelesini şu anda gerekli kılan bir ortamdayız. Bu dünya genelinde yine böyle kapanmalar, yine kısıtlamalar gelmeye devam ediyor. Tabii bunun da etkileri özellikle tabii ki yurt içinde olsun, yurt dışında olsun kapanmaların olumsuz etkisiyle tabii ki yurt içinde tüketicilere de yansıyor. Ve doğal olarak buradaki olası ekonomik aksamalar neticesinde bireylerin de ekonomik anlamdaki zorlanma durumları kredi geri dönüşlerinde zorlanmalara neden olabilir. Bunu takip edeceğiz önümüzdeki süreçte ki son gelen raporlara bakıldığında banka sektörünün karında gerilemeler vardı. Tabi bu karşılık oranlarındaki artış da karşımıza çıkabilir. Faizlerdeki yüksek seyirin devamıyla karlılıklarda zayıflık yaratabilir. Bunun da bir miktar zayıf etkisini önümüzdeki süreç içerisinde görebiliriz diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi esas belirleyici nokta para politikasında atılacak adım ve verilecek güven mesajlarının devamında olacak. Bunu başarabilirsek orta uzun vadeli periyotta hala banka hisseleri üzerinde yüksek bir potansiyelin olduğunu hala düşünüyorum. Çünkü hala güçlü konumda bankacılık sektörü diye de orayı yorumlayabilirim. Evet Barış, bir diğer taraftan da tabii biraz önce siz de değerlendirmelerinizde yer vermiştiniz. Geçtiğimiz haftalarda önemli hareketler yaşandı BIST tarafında. Aslında bu hareketin dalgalanmanın yaşanmasından önce de BIST 100'de, daha doğrusu Borsa İstanbul'da birçok sektörde birçok hissenin bir fırsat verdiğinden ve aslında alıma uygun seviyelerde olduğundan bahsediliyordu. Şimdi ne düşünüyorsunuz? Şu anda gelinen seviyeler hala bir fırsatı barındırıyor mu? Özellikle de hangi sektör ve hisselerde bu fırsat olur? Ya aslında yani birçok sektörde fırsat var. Çeşitli sektörlere yeni şirketler gelmeye devam ediyor. Bununla ilgili işte yakın zamanda gördük. 3 tane, 4 tane arka arkaya şirket giriş yaptı Borsa İstanbul'a. Tabii bu girdiği sektörlerde tabii hareketlilik de yaratıyor. O anlamda bakılırsa işte hizmet sektörü özelinde bence devam edecek bir potansiyelden bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Enerji sektöründe yine hareketliliğin arttığını görebiliriz. Önümüzdeki günlerde gelecek yeni halkazlar var, beklenen halkazlar var. Bunlarla ilgili olarak enerji sektöründe yine hareketliliğin yüksek olduğu günleri bence görebiliriz diye de düşünüyorum. Yani burada aslında ben tek bir sektörden bahsetmek yerine burada birkaç sektöre yayılacak şekilde hareketliliğin devam etmesi bence muhtemel. Tabii burada tamamıyla aslında salgın konusundaki gidişata da dikkat çekmemiz lazım. Son zamanlarda vaka sayılarında ciddi artışlar var. Bunun etkisiyle atılacak olan yeni adımlar olacak mı olmayacak mı onu da takip etmemiz lazım. Burada konuyu şuraya getirmek istiyorum. Yani özellikle turizm sektörü, ulaşım sektörü gibi bu sektörler şu anda salgın etkisine doğrudan bağlantılı konumdalar. Ve yavaş yavaş da işte bahar aylarına girdik, yaza doğru gidiyoruz. Burada çok önemli aşı çalışmalarıyla ilgili gelen haberler var son günlerde. Bunlarla ilgili son gelişmelerin içerisinde ne kadar hızlı davranabilirsek bu bizim için çok avantaj olacak diye düşünüyorum. Ve uygulanacak yeni aşılama programlarının devamıyla birlikte daha o noktada hızlanabilirsek bunun toparlanmasını görmeyi umut ediyorum ben. O zaman ulaşım ve turizm sektörlerinde hareketleri bekliyorum hala önümüzdeki aylar itibariyle. Turizm sektörünün biraz da toparlama beklentim hala mevcut ama bu umudum yavaş yavaş bir miktarda kırılmıyor da değil. Onu da takip ediyor olacağım. Şu son günlerdeki vakalardaki artışla birlikte yurt dışından gelecek olan turistlerde ne gibi eğilim olacak onu da takip ediyor olacağım. Ama dediğim gibi bu sektörün hala toparlama beklentisine sahibim. Zaman zaman bununla ilgili fiyatlamaları yeniden pozitif anlamda görebiliriz. Yeni gelen aşağı haberlerin etkisiyle bunu belki görme ihtimalimiz olabilir. Diğer taraftan
Enerji sektöründen bahsettim. Demir çelik sektörü, ihracat odaklı çalışan şirketler bence burada yine ön planda olmaya devam edecek. Nitekim son gelen ihracat verilerine baktığımızda yani Mart ayında en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık. O yüzden dış ticaret bağlantılı şirketleri bulup onlara yatırım yapmanın da oldukça makul olduğunu düşünüyorum. Yani son zamanlarda özellikle kurdaki hareketlerle birlikte yaşanan şu süreçte döviz pozisyon fazlası olan şirketlere de dikkat etmek lazım. Onların da karlılıkları özellikle tabii operasyonel değil ama finansal gelirden kaynaklı bir kar artışına burada işaret edebilir. Ya bunun da tabii piyasa olumlu olarak algılıyor zaten net karı gördüğünde yukarı yönlü. O yüzden bu tarz şirketlerin de değerlendiğini görebiliriz diye düşünüyorum önümüzdeki süre içerisinde. Evet Barış Bey, burada bir virgül koyalım. Devam edeceğiz ve şimdi Ankara'ya gideceğiz. Akgün Nükleer Güç Santrali'nde yürütülen çalışmalarla ilgili bir basın toplantısı düzenlendi. Düzenlenen basın toplantısının ardından Ankara Apara Haber Müdürü Murat Avucu bize detayları aktaracak. Murat, söz sende. Akgün Nükleer Güç Santrali Genel Müdür Yardımcısı Sergey Buzkih ve Rosatom'un Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Alexander Voronkov hem Akkuyu'daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu hem de Rosatom'un Türkiye'ye ilişkin gelecek planlarına yönelik soruları da yanıtladı. Sergey Buzkih özellikle Akkuyu'daki çalışmaların takvime göre ilerlediğini, herhangi bir sıkıntı yaşanmadığının altını çizdi. 2020 yılının oldukça zor bir yıl olduğunu ancak buna rağmen hiçbir şekilde çalışmaların sekteye uğramadığını, bir gün bile çalışmaların durmadığını söyledi. Şu an 3 ünitede aynı anda inşaat devam ettiğini ve bunun bugüne kadar hiçbir santral çalışmasında yaşanmadığını ve ilk defa 3 ünitede birden inşaatın devam ettiği bir nükleer santral inşaatı olduğunu söyledi ve burada Türkiye'deki inşaat kabiliyetinin etkili olduğunun altını çizdi. Tabii 3. ünitenin temeli atılmıştı. Hatırlanacağı üzere 10 Mart'ta her iki ülkenin Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in video konferans yöntemiyle katılımıyla 10 Mart'ta atılmıştı. Tabii 4 üniteden oluşacak bir santral. 4. ünite ilişkinde yıl bitmeden inşaat izninin almayı beklediklerini söyledi. Yani bu yıl içerisinde 4. ünitenin de inşaat izninin verilmesi yönünde bir beklenti söz konusu. Bu Sergey Buzkih'in sorularımıza vermiş olduğu yanıtlar içerisinde özellikle pandemiyle mücadele kapsamında yapılan çalışmalara da önemliydi. Özellikle bölgede inşaat sahasında çalışan personel için tüm tedbirlerin alındığını ve bu personelin aşılanması konusunda da bir planlama içerisinde olduklarını söyledi. Yani Akkuyu'da çalışan personelin tamamen aşılanması yönünde bir çalışması söz konusu. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye'deki projelerle ilgilenip ilgilenmediğini, yani diğer nükleer santral projeleriyle ilgilenip ilgilenmediği soruldu Buzkih'e ve o da başka projelerde de yer almak isteriz. Bu yönde bir yaklaşımımız söz konusu dedi. Voronkov ise Türkiye'deki yine diğer projelerle ilgilenebileceklerini, Akkuyu'nun nükleer güç santralinin hisseler yapısının başka hissedarlara açık olduğunu ama bunun tabii zaman göstereceğini ifade etti. Ayrıca Türkiye'deki rüzgar santralleri yatırımları konusunda da çalıştıklarını, bu konuda bir altyapılarının olduğunu, bir imkan doğarsa Türkiye'deki rüzgar santrali yatırımlarına da ilgi gösterebileceklerinin altını çizdi Voronkov. Murat Avucu, çok teşekkür ediyoruz aktardığın detaylar için. Yani piyasa saatine yorumlar alarak devam edeceğiz. Sahla Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün bizlerle olmaya devam ediyor. Barış Bey, tekrar merhaba diyelim. Ve küreselle ilgili konuşmaya da devam edelim. İçerideki durumu değerlendirdiniz. Küreseldeki görünüm de önemli. Biraz önce yine aktarmaya çalıştık. S&P 500'e 4000 puan seviyesinin üzerinde bir performansla rekor tazeledi. Tabii son dönemde tahvil faizleri ve enflasyon ilişkili endişelerle bir baskı oluşuyordu ama tahvil faizleri yüksek kalmaya devam ediyor. Beklentileri aynı şekilde devam ediyor ama endeksler tarafında da yükseliş eğilimi devam ediyor. Nasıl yorumlarsınız gündemdeki son durumu? Şimdi tabii son durum Amerika'dan yola çıkacak olursak yani bir süredir zaten hep izlediğimiz o 1,9 trilyon dolarlık paket devreye girdikten sonra hemen akabinde 2 trilyon dolarlık altyapı ve istihdam programı duyurdu Biden. Bu pakette tabii olumlu olarak tabii şu anda algılanıyor. Tabii yaklaşık 8-10 yıla yayılacak bir program bu ama tabii ki adı üstünde altyapı programı.
Oldukça fazla bir sürede bütün hani altyapı tesislerinin yenilenmesi, yapılması gibi bir süreci kapsayacak ve tabii istihdam odaklı da bir program bu ve kurumsal vergilerde artışla gerçekleşmesi planlanıyor. Böyle bir program ama tabii ki 1.9 artı 2.2 trilyon dolar da ortaya çıkınca tabii ki bunu piyasalar özellikle riskli varlıklar üzerinden baktığımızda şu anda olumlu olarak algılıyor ve bunu hisse senedinden alım olarak yansıdığını görüyoruz. Tabii ki bir taraftan da Amerika son birkaç güne bakarsak, geçmişe bakıp ya da birkaç haftaya bakarsak aşı konusunda bir hızlanma yaptı ve bunu da daha fazla aşıyı uygulama noktasına doğru bir hedef ortaya koydu. Hedefle de işte Temmuz ayında normale çıkmak. Bunun da bir miktar etkisini görüyoruz. Dün mesela PMI verisi geldi. ISM imalat PMI verisi geldi Amerika'da. 64,7 veri. 37 yılın en yüksek değeri. Yani aslında şu da var. Yani salgın döneminden çıkmaya doğru gidilen bu ortamda ekonomiler son derece yüksek gaza basma eğilimindeler. Bu beklentileri de o derece güçlü tutuyorlar. Desteklerle birlikte bakıldığında bunu görüyoruz. O açıdan hepsini birlikte değerlendirdiğimizde bunun hisseleri olumlu yansıdığını görüyoruz. Ve bu son birkaç gündür de faizlerde Amerika'da 10 yıllıklarda o 1.74'leri görmüştük. Oradan tekrardan 1.70'in altına doğru bir hareket meydana gelince işte bir miktar da rahatlama oldu. Yani temettü getirilerinin avantajı biraz da azalmıştı. Onun biraz da tersine dönmesi olumlu anlamda bakıldığında biraz daha hisseleri olumlu yansıdığını görüyoruz. O yüzden de S&P 500'e 4.000 seviyesinin üzerine doğru bir geçiş olduğunu görüyoruz. Şimdi tabii resim bu. Yani bu resme baktığımızda önümüzdeki periyotlarda, dönemlerde de bunun ekstra bir tersi hareketini görmediğimiz sürece desteklerine devam ettiği süreçte ki FED yetkilileri de açıklıyorlar. Orada bir değişiklik yok. Düşük faiz politikası devam edecek, para politikası destekleri sürecek, mali Evet. teşvikler devam edecek. Bunlar hisselere yükseliş olarak yansıyacak. Bunun devamını da göreceğiz diye de düşünüyorum ben şu aşamada. Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, çok teşekkür ederiz değerli yorum ve Ben katkılarınız için teşekkür efendim. ederim. Sağ olun. Efendim yorumları aldık. Piyasa saatinin sonundayız. Kısa bir aranın ardından yayınımız emtia notlarıyla devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.